başında sözünü ettiğiniz soruya tekrar dönmek istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi bürokraside yaratmış olduğu parti memuru ve cemaat memuru yapılanmasını yargıda da yaratmaya başlamıştır. Özellikle böyle bir anlayış içinde yaratılan ve himaye edilen bir cumhuriyet savcısı prototipi doğmuştur. Nedir bu savcıların özelliği? Bunu hemen ifade etmek istiyorum. Birkaç somut olayla ifade etmek istiyorum. Bu savcılar mülkiye müfettişlerinin Elazığ Belediyesi ile ilgili raporlarını işleme koymazlar ya da gelişmeleri kamuoyundan gizlerler. Bu savcılar Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturmada bilirkişi görevlendirmesi 4 Aralık 2007 olduğu halde 3 Aralık 2007 tarihli ısmarlama raporu soruşturmaya esas alırlar. Bu savcılar Silivri soruşturmaları kapsamında sürdürdükleri soruşturmalarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik maddi suç bulgularını tespit ederler. Zorunlu olarak tutanağa bağlarlar. Ancak yasal sürecin başlatılması için bu maddi bulguları ilgili savcılık olan Kayseri ya da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermezler. Delilleri karartırlar ya da delillere ve soruşturmaya haksız olarak müdahale ederek hükümetle bağlantılı iddia ve soruşturmaları karartmaya katkı sağlarlar. Bu savcılar, AKP tipi savcılardan söz ediyorum, ceza muhakemesinin 250. maddesi kapsamında kalan ve re'sen soruşturulması gereken hazine raporuna göre 1 milyar doları aşan kömür yolsuzluğu ile ilgili rapor hakkında görevleri icabı re'sen soruşturma yapmaları gerekirken soruşturma izni prosedürünü işleterek bir taraftan yolsuzluğu kamufle ederler, bir taraftan da hükümet kadrolarını himaye ederler. Bu savcılar Adalet ve Kalkınma Partisi Rize Milletvekili ile ilgili gümrük kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik iddiaları ile ilgili raporu ve dosyayı milletvekili devam ettiği halde, zaman aşımının durması gerektiği halde zaman aşımından dolayı bu dosyaları ortadan kaldırırlar. Bu savcılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi kökenli olan 22. yasama döneminde, bir önceki yasama döneminde haklarında zimmet ve nitelikli dolandırıcılık dosyaları bulunan AKP'nin bir kısım milletvekillerinin 23. yasama döneminde de milletvekilliği devam ettiği ve dokunulmazlıkları kaldırılmadığı halde anayasaya göre el sürmemeleri gereken dosyalara el atarlar, delil yetersizliği gerekçesiyle dosyaları kökten hallederler, dosyaları ortadan kaldırırlar. Bu savcılara Adalet Bakanlığı ne yapıyorsun, bu kadarı da olmaz demez, onlara aferin der. Onlar hakkında yaptığımız başvuruları işleme koymaz, geri çevirir. Bu savcıların yürüttüğü Silivri soruşturmalarında haklarında soruşturmanın gizliliğini ihlalden dolayı 4000 civarında suç duyurusu yapılır. Ancak bu savcılar yine görevlerini sürdürmeye devam ederler. Tabii bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla birlikte oluşturulan bu savcılar, şunu herkes bilsin ki bunlar artık devletin ya da cumhuriyetin savcısı değildirler. Hukuku korumak ya da maddi gerçeği tespit etmek onların umurunda değildir. Bu savcılar için yasal ve insani gerekler görmezlikten gelinebilir. Bu değerler ve kavramlar önemli değildir. Tabii bu savcıların yanında bir de cumhuriyete ve demokrasiye inanan, gösteriş yapmadan, şov yapmadan görevlerini yapmak kararlılığında olan sorumluluk sahibi savcılarımız da vardır. Mağdurun hakkını koruyan, kimsesizlere sahip çıkan, haksızlığa uğrayanlara sahip çıkan, kanunsuz emirleri uygulamayan, maddi gerçeği tespit etmeye çalışan savcılarımız da neyse ki vardır. Onlar cumhuriyetin savcılarıdır. Onlar devletin savcılarıdır. Onlar tüm yurttaşların savcılarıdır. Onlar hiçbir siyasinin savcısı değildir. Onlar adaleti tesis etmeye çalışırlar. Onlar kanunsuz emirleri uygulamazlar. Bu aslında çözüm biraz da şu efendim. Çözümü son iki dakikaya elbette girdik. Çözümü şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki çözüm yine hukuktur, yine demokrasidir, yine halkın iradesidir. Evet. Bunları anlatmaya çalışıyoruz. Yine bu süreç içinde 26 Ocak 2011 tarihli Anayasa Adalet Komisyonu bildirisinde ifade ettiğimiz gibi halkın
demokratik hak ve taleplerine sahip çıkması, demokratik duyarlılık içinde sivil toplumun ayağa kalkması. Sen ben kavgasında bir kere evet, bırakmak. Oynanan büyük oyunu, Türkiye üzerine oynanan büyük oyunu ben görüyorum, duruma el koyuyorum demesi. Anayasal zemin içinde, meşru zemin içinde bu kararların ifade etmesi. Görmeyenleri de görmesi için çaba göstermek. Bunun için de 12 Haziran bir fırsattır. Bir fırsattır. Cumhuriyet ve demokrasinin kazanımlarının korunması adına.